Arkadaşlar merhaba. Öncelikle geçen Salı günü yapacağımız webinarı benim özel sebeplerimden dolayı yapamadık. Bunu bugüne, daha doğrusu Cuma gününe ertelemiş olduk. Yarın, bugün ve yarın haftanın 2 günü olduğu için webinar düzenini bugün ve yarın olarak değiştirdik. Bu hafta için böyle. Bundan sonraki haftalarda yine tekrar normal düzenimize döneceğiz. Salı ve Perşembe günleri akşam saat 6'da her gün canlı webinar yapıyoruz. Tekrar webinarın başında belirtelim. Bu seminer amaçlı bilgilendirme ve eğitim amaçlı bir webinardır. Hiçbir şekilde finans tavsiyesi sunmaz. Yatırımcıların kendi risk algılarına ve sermaye yapılarına göre işlem tercihlerini yapmalarında her zaman fayda vardır. Geçelim konumuza. Öncelikle tabii uzun zamandır birçok paritede ciddi ve sert hareketler oluyor. Kimisi daha anlamlı, kimisi bazen hatta anlamsız seviyelere kadar uzanan parite hareketlerini görüyoruz. Burada öncelikle Dolar TL'den başlayalım. Dolar TL'deki son durum şu. Dolar TL meselesi aslında biraz birbirine bağımlı hareketler yapıyor. Dolar zar paritesiyle. Bunun için çok kısaca önce bir dolar zarda neler oldu? Bir ona bakalım. Güney Afrika'da geçen hafta sonuna doğru sanıyorum Perşembe günüydü. Yanlış hatırlamıyorsam Perşembe ya da Cuma olabilir. Tam emin değilim o günde ama çok küçük bir faiz artışı, yarım 50 bas puan kadar faiz artışı beklenirken 100 bas puanlık bir faiz indirimi yaşandı. Faiz indirimi yaşandıktan sonra zaten egzotik para çiftleri üzerinde ciddi bir baskı vardı. Bu bir miktar daha tetikledi bu baskıyı. Bundan önce zaten bu sürece 18, 19 hatta 20 seviyelerine korona krizi sayesinde geldik Güney Afrika randında. Daha önce görülmemiş tarihi zirvelerdeyiz şu an. Şöyle bakarsak grafiğe, bu haftalık büyük grafik. Daha önceki tarihi zirvenin oldukça üstündeyiz. 20 seviyeleri gördük hafta içerisinde. Geçtiğimiz hafta içerisinde. Bir saniye lütfen arkadaşlar. Pardon, bir ekranda bir şey vardı, görüntü kaybı vardı, onu düzelttik. Güney Afrika randından bahsediyorduk. Güney Afrika randı tarihi zirvelerinde şu anda. Daha önceki zirveleri geçtikten sonra 20'lerin de üzerine çıktı. Yalnız şeyde hatırlayacaksınız, Fed'in kararından sonra Fed'in hem kendi yurt içerisinde yani Amerika içerisindeki parasal kaynaklar açısından bol miktarda ortaya para saçması, peşinden de gelişmekte olan ülkelerle ilgili maddi destek planları konuşulmaya başlandığında bir miktar gevşeme olmuştu. Şu hareket öyle gelmişti. 20'li seviyelerden 18'li seviyelerin altına kadar inmiştik. Sonra faiz kararından sonra da tekrar yukarı yönlü bir hareket başladı Güney Afrika randında, dolar zar paritesinde. Bu hareketin devamının gelip gelmemesi çok önemli. Eski zirvelerin üstüne, yani yakın zirvenin üstüne, zaten burası tarihi zirve, bu zirvenin üstüne çıkarsak değişmekte olan ülkelerin para birimlerinde oldukça bozulmalara sebep olabilir. Zaten şu ana kadar da ciddi şekilde bozuldu. Bunun yanında Güney Afrika randının yanında Dolar TL de bundan etkilendi. Bunun bir kısmı Dolar TL grafiğimizde aşağı saatlik grafik. Şimdi grafiğe geçelim.
geçersek. Bu bozulmanın ciddi bir kısmı tabii uluslararası piyasalardaki risk algısının bozulması, risk iştahının bozulmasıyla beraber her gelişmekte olan ülke gibi biz de etkilendik. Yalnız biz Güney Afrika randında özellikle dolar zar paritesinde yaşanan kısa sürede olsa iyimserliği yaşayamadık. Onun sebebi biraz daha iç dinamikte dayalıydı. Bugünlerde TL hatırlayacaksınız 2018'deki çok sert işte bu papaz kriziyle beraber başlayan çok sert bir atağı olmuştu. Böyle bir atak yaşamıyoruz şu anda ama bu ataktan daha etkili daha etkiliden kastım şu. Evet belki daha yavaş çıkıyor ama sindire sindire bir yukarı yönlü hareket var şu anda. Bu hareketin devamı dolar TL'de dönüşleri biraz daha kısıtlıyor. Düşüşler işte grafikte de görüldüğü üzere çok sert düşüşler olmuyor. 3 kuruşluk, 5 kuruşluk her düşüşten alıcı gelmeye başladı. Bu çok şaşırtıcı bir görüntü değil aslında. Genel profile baktığımızda dolar TL'de şöyle bir durum söz konusu. Aşağıdan devam eden bir kanal vardı hatırlayacaksınız. Bu kanal içerisinde aşağıyı kırmadan şu alttaki kırmızı kanaldan bahsediyorum. Bir ince kanalda. Bu kanal içerisinde aşağıyı kırmadan yukarıyı görmemiz çok daha büyük olasılık demiştik. Yukarıyı gördü, üst çizgiyi gördü. Görmekle de kalmadı. Hatta üst çizgiyi de kırdı. Bir üst bant oluşturdu. Bu üst bant içerisinde çok kısa süre 1, 2, 3, 4, 5. haftası bir aydan çok daha az bir süre içerisinde burada da bandın üst bölgesini gördü. Şu anda bandın üst bölgelerindeyiz. Evet, biraz üstüne taştı. Burada çok yakın grafik olmadığı için görünmüyor ama bandın üst bölgesini biraz taştık aslında. Şimdi buradan tekrar içeriye hızlı bir dönüş yapabilirse band içerisinde kalma olasılığı yüksek diyebiliriz ama bandın üstüne çıktığı bir iki gün içerisinde de dün bugün daha doğrusu bandın altına çekilmeye niyetliymiş gibi bir teşebbüs görünmüyor açıkçası burada. Bu bandı da kırar üst banda geçerse burada da çok daha büyük bir başka band var. Bu bandın çizgisinden önce sadece önümüzde bir önceki gördüğümüz 2018'in Ağustos'unda gördüğümüz 7-20 seviyesi bir direnç olarak bizi karşılar. Ondan sonra zaten önü boş. Bandın üst seviyelerine eğer niyet ederse şu günlerde bandın üst seviyeleri 8-1 rakamların üstünden 8-15-8-20 civarından geçiyor ki bu dolar TL'de ki bu kadar artış olursa olacak diye söylemiyorum. Bu bandın kırılıp kırılmaması çok önemli. Burası kırıldıktan sonra da son direnç test seviyesi dediğim gibi 7-20'yi de gözlemlemek lazım. Burada ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlar. Üst bandı geçtiği zaman neden buraya geldik? Tabii çok malum bir ülkenin para biriminin değerlenip değerlenmemesinde en önemli faktör o ülkenin makroekonomik dengeleridir muhakkak ama zaten gelişen ülkelerde yani biz genel silsile olarak böyle bir sıkıntı var. Bir tarafı düzelseniz bir taraf bozuluyor. Enflasyonu düzeltmeye çalışırken ülkenin büyümesinden taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Büyümesinden taviz verirseniz bu sefer enflasyonda sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz falan. Bunlar böyle birbirine bağlı birisini yaparken diğeri bozulan dengeler. Yaparken diğerinin bozulması aslında tabii ülkenin ekonomik yapısının çok iyi oturmadığından da kaynaklanıyor. Bunun için zaten adımıza gelişmiş ülke demiyorlar. Gelişmekte olan ülke diyorlar. Burada şöyle bir şu FED aracılığıyla şey yapılma gelişen ülkelere kredi gelişen ülkelere kredi öncülüğü
IMF aracılığıyla pardon, FED kaynaklı kredi verilmesi gündeme geldi. Hatta olgunlaştı, ne şekilde yapılacağı da belli oldu. Dendi ki IMF'nin onaylayacağı kredi bültenin %45'i dolarla hesap konuşalım, %50'si civarında kredi bültesini de artırarak bu ülkenin, herhangi bir ülkenin %50 kredi bültesini de artırarak o ülkeye dolar kaynaklı kısa süreli swap imkanı vereceğiz. Ama bu swap tarihi geldiğinde de yenileme imkanı olan, dolayısıyla kısa süreli işi burada biraz şey kalıyor. Yenilediğiniz zaman, tekrar ettiğiniz zaman uzun sürede olmuş oluyor. Burada iki şart var. Birincisi ülkenin kredi ünitesi. İkincisi IMF'nin okey demesi. Onun için IMF'yi aracı kabul ediyor. IMF daha önce de bahsetmiştik sanıyorum. IMF daha önce verdiği borçları bir plan programı içerisinde standby anlaşması yaparak borçlandırdığı ülkeyi standby anlaşmasıyla borçlandırıyor. Neydi standby anlaşmaları? O ülkenin kredi yapısını dikkate alarak belli kurallar koydu. Yani arttırmanız gerekiyor ya da dikte ediyordu. Bu sefer öyle değil. Bu sefer biraz daha serbest bırakıyor bu konuda. Biraz daha serbest bırakıyor. Serbest bırakması yalnız şey değil, tamamıyla koşulsuz değil. Burada kredi verirken iki şartı var. Daha doğrusu iki alternatifi var. Birincisi diyor ki ya elinizde Amerikan tahvili varsa, Amerikan değeri, hazine kağıdı varsa teminat olarak bunu alırız. İkinci alternatif, bu aslında ülkelerin elini çok ciddi şekilde rahatlatan bir alternatifti. İkinci alternatif de o ülkenin yerel para birimini alır. Yani biz kendi Türkiye için konuşuyorsak, Türkiye'ye dolar kredisi veriyorsa %50 artırılmış kredide yaklaşık dolar yapıyor. 6,5 kredi farkı var Türkiye'nin önceden gelen. %50 artırılmış 9-10 milyar civarında kredi tahsis hakkı doğuyor. Ama süre gelen dedikodular içerisinde IMF ile görüşmeyeceğiz. Bir takım şeyler çıktı. IMF tarafından Türkiye kredibilitesinde çok şey olmadığı, çok makbul bir görüşme olmadığı şeklinde dedikodular çıktı. Dedikodular ne kadar doğru, ne kadar yanlıştır bilmiyoruz ama bu dedikodular çıktıktan sonra da dolar TL'de ciddi baskı yaptı. Bu arada pazartesi günü dolar TL, daha doğrusu Merkez Bankası ve STK peş peşe aynı doğrultuda kararlar aldı. Karar şuydu, hepinizin hatırlayacağı gibi. %10 olan öz varlığa dayalı bankalarda, özel bankalarda öz varlığının %10'unu daha önceki kuralıydı. %10'u kadar yurt dışı ile swap işlemi yapabilirdi bankalar. Şimdi bu %10'luk dilim %1'e düşürüldü. %1'in üstüne çıkamaz. Öz varlığa dayalı %1'in üstüne çıkamaz dendi. Türkiye'deki bankaların toplam öz varlıklarında 100 milyar dolar civarında yer alıyorsa, 100 milyar dolar civarında öz varlığı olduğu kabul edilirse işte 10 milyar bütün Türkiye'deki bankaların toplam swap hakkını 10 milyar dolarla sınırlamış oldu. Swap nedir? Önce onu anlatalım isterseniz. Tabii biz şeyde çok basit şekilde kullanıyoruz Forex'te. Basit taşıma maliyeti ne swap deniyor ama burada tabii Forex ekranında çok net, yani hangi paritede ne kadar swap taşıyorsanız, swap kabul ediyorsanız o ekranınıza yansıyor ve bunun ne olduğunu biliyoruz. Ama bankalar arası ticarette swap nasıl çalışır? Şöyle çalışır. Daha önce yurt içine dayalı bir örnek vereyim size. Çok basit anlaşılması için işi biraz daha basitleştirerek anlatıyorum. Diyelim ki varsayalım ki sizin 100 bin dolar paranız var ya da 100 bin dolar karşılığı TL'niz var yurt içi piyasası olduğu için. Bundan 100 bin dolar alıyorsunuz. 100 bin dolar karşılığı TL'niz olduğuna göre. 100 bin dolar alıyorsunuz. Bu 100 bin dolar
paraları götürüp herhangi bir bankaya yatırıyorsunuz. A bankasına yatırıyorsunuz. Nakdi teminat karşılığı kredi kullanıyorsunuz. Ne demek nakdi teminat karşılığı? Banka sizin 100 bin dolarınızı teminat kabul ediyor. Ve bunun karşılığında nakit karşılığı teminat kabul edilenlerde yanılmıyorsam son günlerde oran değişikliği yapıldıysa bilmiyorum ama daha önce %80'ine kadar kredi veriyordu. Yani 100 bin dolar yatırdığınız zaman banka size 80 bin dolara tekabül edecek bir TL kredisi verir. Borçlanmanızı TL yapıyorsunuz. Teminatınız dolar, borçlanmanızı TL yapıyorsunuz. Kullandığınız krediyi de tabii tüketici kredisi gibi kullanmıyorsunuz, spot kredi kullanıyorsunuz. Bunu niye yapıyorsunuz? Eğer tereddütünüz şuysa ya da böyle bir öngörünüz varsa işte atıyorum 6 aylık spot kredi kullandım, 6 ayın sonunda ne kadar vade farkı yemişim? Şu kadar, x kadar. Kur ne kadar artmış? 2x kadar örneğin. Dolayısıyla kur artışının diyeceğiniz banka TL'deki banka faizinden daha yüksek olacağını öngörüyorsanız, böyle bir tahmininiz varsa bu sonuçta da böyle çıkarsa bu tür iş sizin yardımınızdır. Neden? Kurdan 2x kadar para kazanırsınız. Bunun 1x kadarını bankaya faiz olarak ödersiniz. 1x kadarı size kalır. Şimdi devam eden zincir devam ettiğinde nasıl oluyor? 100 bin dolarınızı yatırdınız. 80 bin dolar karşılığı TL kredi kullandınız. Spot kredi kullandınız. Bunu dolara çevirdiniz. Dolara çevirdikten sonra tekrar bunu bankaya yatırdınız. Kredibilite sıkıntısının olmadığını düşünüyoruz burada. Çünkü uluslararası transferler, uluslararası ticaretlerde özellikle bankalar arası piyasada kredibilite sorunu yok. Kaldı ki siz böyle yaparsanız sizin de kredibilite sorununuz olmaz. Çünkü nakdi teminat karşılığı kredi risk limitinden sayılmaz. Yani kredi risk limiti 1 milyon dolara müsait olmayan bir kişi de 1 milyon dolar nakdi teminat getirirse karşılığında 800 bin dolar civarında dolar TL cinsinden kredi kullanabilir. Bunda hiçbir sorun yok. Nakit yatırdığınız zaman. Siz de burada nakit yatırdığınız için kredi bilgi probleminiz de yok. 80 bin dolarlık TL'yi alıyorsunuz, gidiyorsunuz, döviz alıyorsunuz, dövizi tekrar yatırıyorsunuz. Onun karşılığında tekrar onun %80'i kadar falan böyle devam ettiğiniz sürece her seferinde %80 kullandığınız bütün kredileri TL karşılığı kullanıyorsunuz ve dolar alıyorsunuz. İşin mantığını anlatmak için bunu söylüyorum. Neticede 100 bin dolar karşılığında yaklaşık 300 bin dolarlık bir para transferi, para ticareti işi yapmış oluyorsunuz. 300 bin dolara falan tekabül ediyor aşağı yukarı bu. Küçülerek gittiği için. En nihayetinde 300 bin dolarlık bir dolar TL borçlanmış oluyorsunuz. İşte nominal faizle ya da ne faizle kullanıyorsanız. Politika faiziyle olabilir mi? İşte bankadan aldığınız faizle kullanıyorsunuz. Karşılığında ne alıyorsunuz? Dolar alıyorsunuz. Beklediğiniz ne? Dolardaki kazancın sizin ödeyeceğiniz kredi faizinin üstüne çıkması. Uluslararası piyasada dediğim gibi zaten herhangi bir teminat problemi olmadığı için bir banka müşterilerine TL sağlamak için olabilir, başka bir şekilde olabilir ya da sadece döviz riskinin TL kredisine göre çok daha yüksek olduğunu görüp böyle bir ticaret yapmak da isteyebilir. Banka ya da bankanın herhangi bir müşterisi. Banka gelir size, uluslararası bankalardan birisi. Türkiye'de bir bankaya gelir, 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 5 milyar dolar. Neyse konuşulan, anlaşılan para 5 milyar dolarlık TL karşılığı kredi kullanır. Bunun karşılığında da TL alır. Pardon, dolar alır. Buna swap transferi deniyor, swap işlemi deniyor. Yani geliyor sizden TL borçlanıyor, karşılığında yine döviz alıyor. Eğer böyle olursa bu döviz içeride buradan tekrar dövize dönüldüğü için içeride sıkıntı yaratıyor. Yani TL darlığı ve döviz çıkışı bu adam bir de üstelik bunu alıp kendi ülkesine götürebilir. Yani teminat sorunu olmadığı müddetçe 1 milyar dolar sizden 1 milyar dolar karşılığı TL kullanıyor. 1 milyar dolar karşılığı TL'yi yurt içinde dolara dönüyor.
ya da bir başka dövize dönüyor, onu alıp kendi piyasasında başka bir ticaret yapıyor. Günü geldiği zaman getiriyor sizin paranızı ödüyor. Burada bir sıkıntı var. İşte bu sıkıntı bizim gibi ülkelerde problem olabiliyor. Fazla miktarda içeride döviz talebi olmaya başladığında kurda da ciddi, hızlı ve oynak hareketler olmaya başlıyor. Bunun için Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Üst Kurulu bu yolları kapatmayı tercih etti. Bu şekilde gelince de aslında dolar TL'de de bir miktar tepki verdi buna. Çünkü bu yolu kapattığımız halde neden tepki verdi? Çünkü dolara dönmenin tek sebebi ve tek kaynağı swap değil. İçeride tercih edilen iç yatırımcılar da var. Neticede geçen hafta içerisinde yanılmıyorsam 1 milyar dolar civarında, 900 milyon dolar civarında dolar mevduatında aşağı yukarı yarısı özel kişiler, yarısı kurumlar olmak üzere 500 milyon, 500 milyon gibi dolar miktarında artış olmuş. Yani TL'den dolara hızlı bir şekilde geçiş var. Kurun bu seviyelere gelmesi biraz ülkede sıkıntı yarattı. TL konusunda teknik olarak baktığımızda şöyle bir görüntü var. Haftalık grafiği biraz daha küçük sanıyorum, daha net göreceğiz. Bakın şurada şöyle bir sarı tren çizgimiz var. 2013 yılından önce 2013-2014 yıllarında başlayan bir trend bu. Bu aslında daha yumuşak bir trendti daha öncesinde. Eskiye daha rahat gidemediğimiz için böyle gösteriyor. Bu şu bölgede 2013 yıl 2014'ten daha eski, buna göre daha yumuşak açıyla gelen bir başka trend vardı. O trend bozuldu. Sonra bu sarı trende başladık ve bu devam etti. 3-4 yıl bu devam etti. 2013'ten 2017'ye kadar falan. İşte 2017'den itibaren de başka trende geçtik ki o trendin çizgisi bile çizilmiyor neredeyse. Şimdilerde oluşturduğumuz bir başka trend var. Bu kırmızı trend çizgileri. Bizim gibi ülkelerde bunlar oluyor maalesef. Yani burada maalesef teknik şu şekilde çalışmıyor. Daha önce de söylemiştik. Burada baktığımız grafik bir majör parite grafiği olsaydı buradan geri çekilmelerde kırmızı kanallar kırıldığında aşağıda hedef sarı kanal, sarı çizgi diyebiliyorduk. Ama artık burada şu aşağıdaki, belki üstteki kanal kırılır mı onu bilemem ama aşağıdaki kanal çizgisinin kırılmayacağı neredeyse garanti gibi bir şey artık. Biz bu trendin içerisinde sanıyorum birkaç yıl daha bu açıyla devam edeceğiz. Şunu da biliyoruz, genel olarak dolar TL, hatta egzotiklerin genelinde neredeyse böyledir. İki kanal peş peşe kırmayı çok sevmez. Bu da şu demektir. Üst kanala atlarsak ve hızlı bir şekilde eğer aşağıya geri dönemezse üst kanal içerisine şu bölge, şu geniş kanaldan bahsediyorum. Geniş kanal içerisine geçersek ve geri dönemezsek içeride oyalandığını ve yerleştiğini gösterirse dolar TL paritesi artık geri dönüşlerde ancak bir kanal kırılabilir. Ve şu anda bulunduğu kanalın içine dönebilir. Artık alt bölgeye de geçmesi pek söz konusu değildir. Genel olarak istisnai durumlar olabilir belki ama onun olduğunu da pek görmedik. Bu açıdan şu anki gidişat çok parlak görünmüyor açıkçası. Bu bölgelerin üstünde 6.90-6.95 bandının üstünde iki hareketler, riskli hareketler diyebiliriz. Dolar TL ile ilgili söyleyeceğimiz son şey de şu olabilir. Dediğimiz gibi IMF aracılığıyla FED tarafından açılan 1 trilyon dolarlık gelişmekte olan ülkelere yönelik bir yardım paketi, ekonomik destek paketi var. Bu destek paketinden politik sebeplerle ya da başka sebeplerle olabilir bilmiyorum sebebi de. Ama görüşmeler çok iyi geçmiyor. Geçmediğini anlıyoruz. Siyasilerin ve ekonomi yönetiminin demeçlerinden anlıyoruz bunu. Halbuki 9-10
10 milyar dolarlık bir destek paketi Türkiye için en azından IMF ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığını göstermesi açısından çok ciddi bir psikolojik destek olurdu. İlerleyen günlerde bunun gerçekleşmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Dolar TL ile ilgili söyleyeceklerimiz budur arkadaşlar. Bu esnada yine hatırlatmış olalım. Şimdiden soracağınız soruları yazarsanız webinarın sonuna doğru hazırlıklı olmuş oluruz. Selim Bey'in bir sorusu gelmiş. O elimizdedir. Kaldıracağım. Yok, kaldıracağım anlatmadım ben. Swap'ı bankalar arasında sen swap'ı değil kaldıracağım anlattın demiş de. Evet. Yani her ikisini de anlattım. Bu benim anlattığım yerli swap'tı. Onu yabancıya uygularsanız yabancı swap şekli oluyor. Bir şey değişmiyor. Bu sayede kaldıracınızı da yükseltmiş oluyorsunuz. Tabii ikisini bir arada çıkarmış olduk. Sorularınız varsa onu bir taraftan yazabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak diğer paritelere bakarsak şöyle değerlendirebiliriz haftayı. Bu hafta başında webinar yapmadığımız için bu haftanın görüntüsü aslında geçen haftalardan çok farklı değil. En sıkıntılı paritelerden birisi aslında birçok arkadaşın da long pozisyonda olduğu tabii ki petrol. Petrolde zaten düşüş hepimiz biliyoruz. Yani neredeyse bir aydır bu seviyelerdeyiz. Arada 2-3 sefer 28'li seviyeleri gördük. Sonra tekrar geri döndük. 28'li seviyelerden tekrar 20'li seviyelere. Şurada görünüyor. Şimdi aslında göze çarpan başka bir anormallik var burada. Bakın şu anda bu VTI'nin fiyatı 20 civarındayız. Bu da Brent'in fiyatı 25.50 civarında. Ama özellikle son hani daha önceki grafikleri de göstermek mümkün ama bu yaklaşık bir haftadır böyle ama son 1-2 günde çok bozuldu. Grafiklere dikkat ederseniz mesela şu son günün grafiği bunlar saatlik mumlar. Bu Brent'in grafiği ile VTI'nin grafiği bunda da saatlik grafiği açalım. Tamamen birbirinden alakasız. Mesela bir önceki mumda yani mum mum değerlendirmek değil ama şeklen bile artık grafik çok bozuldu ve çok değişti. Bu Brent'in grafiği, bu da VTI'nin grafiği. Bir önceki mumda VTI'de ciddi bir yükseliş mumu bırakırken, ciddi derken bir mum açısından 19.60'dan 20.20'ye kadar gelmiş. 50-60 yani ortalama yarım dolarlık bir mum hareketi görmüş. Ama Brent'te bir önceki mum çok net bir düşüş mumu. Zaten şekilde birbirinden farklı. Bakın şimdi şunu söylemeye çalışmıyorum. Bu bahsettiğimiz enstrümanların, emtiaların ikisi de petrol. Tabii ki ciddi şekilde korele olmak zorundalar. Eskiden bir yerde de böyleydi. Buradaki korelasyondan kastımız matematiksel bir korelasyon beklemiyoruz. Her ikisi de petrol olmasına rağmen birbirinden farklı değerlerde değer kaybedip birbirinden farklı miktarlarda değer kazanabilirler. Bunda bir sıkıntı yok ama genel oran orantı olarak aşağı yukarı aynı hareketi yapmak zorundalar. Çünkü bir keresinde yani özünde aynı emtia var neticede. Birisinin değerlenirken birisinin değer kaybetmesi bir şey diye bir şey çok mantıklı bir hareket şekli değil ama son günlerde bunu da görüyoruz. Yani hatırlayacaksınız belki ya da hatırlayanlarınız olur. Şu seviyelerdeydik. 23-24'ler seviyelerindeyken Brent petrolde VTI arasındaki farkın 1-1,5 dolara kadar düştüğünü gördük. Hemen peşinden dün mesela ben 7,5 dolara yakın bir fark da gördüm arada. Yani arada 5 dolar oluyor, 4 dolar oluyor. Bugün sabah 5,5 dolara düştü. Şimdi tekrar ne olmuş? 20. Evet tekrar 5,5 dolara çıkmış. Şuradayken tekrar bakın şu atak mesela 2, 4, 6, 7, 8 saat önceki. Yani Brent'in yaptığı sabah 1 dolardan fazla bir atak. VTI'de öyle bir atak yok.
Yani öyle bir yukarı yönlü bir mum yok. Şurada çok küçük bir mum var. Onun üçte biri kadar. Bu atakla beraber 7 dolara yaklaşan, 7 doları da geçen belki de bir fiyat farkı oluşmuştu. Şimdi tekrar 5-5,5 dolara kadar düştü. Dengesizlik dediğim bu. Bir kere bu grafik şeklen VTI ile Brent arasındaki grafik şeklen birbirine çok yakın olmalı. Bu kadar bozulmamalı. Bu bir şeyi getirmez. Yani buradan bir yere varmaya çalışmıyorum. Böyle olursa grafik bozulursa düşer, grafik bozulursa çıkar, aradaki fark açılır, aradaki fark kapanır. Hayır. Buna yönelik bir şey söylemek mümkün değil ama şunu söyleyebiliriz. Brent ya da VTI'de işlem yapmak isteyen arkadaşlar varsa bu aradaki korelasyonun düzeldiğini görmeleri lazım. Aradaki korelasyon bu kadar bozukken, bu kadar dengesizken bir 5 dolara düşüyor. Ya aynı fiyat aralığında yani şimdi 30 dolarken petrol 5 dolar, 40 dolarken 7 dolara çıkmasını anlarım aradaki makasın ama aynı fiyat aralığındayken bir 5 dolara düşüp bir 7 dolara çıkması aynı gün içerisinde. Bunu haftanın her gün neredeyse tekrar eden düzen içerisinde bu şekilde hareket etmesi çok normal değil. Bu hareket şeklinin belli bir düzene oturması lazım. Hangisinin önce hangisinin artçı olduğunu görmemiz lazım. Elbette zaman zaman Brent öncü, VTI artçı olabilir ya da bir süre sonra birkaç ay sonra VTI öncü Brent artçı şekline dönüşebilir ya da beraber aynı anda aynı orantısal şekilde fiyat hareketi yapabilirler. Ama bu korelasyonun belli bir düzeni bir ahengi olması lazım. Bu kadar karışık bir öbürü öncü, bir öbürü artçı aradaki oran yok, orantı yok. Birisinin grafiği başka, diğerinin grafiği çok başka. Bu şekilde işlemler hakkında fikir yürütmek. Yani şimdi en basitinden şunu söyleyeyim. İkisinin grafiğini de teknik olarak incelemeye kalktığınız zaman grafikler şeklen birbirinden farklı olduğu için abartarak söyleyelim. Birisi yükseliş gösterirken, düşüş trendini kırdı gibi gösterirken, diğeri kırmadı gibi gösterebilir. Hangisine inanacağız o zaman? Yani birisinin çok sert çıkış gösteriyorsa grafiksel açıdan baktığınızda diğerinin buna uymaması mümkün olabilir mi? Hayır, olamaz. Yani birisi çok sert çıkıyorsa elbette diğeri de çıkmalı. Peki aradaki ahenk bu kadar bozulduysa ne olacak? Birisi çok hızlı düşüş gösteriyor ama öbürü yükseliş gösteriyorsa bile abartarak ve çarpıtarak söylüyor olabilir bu kadar farklı değil ama söylemek istediğim şu bu tür görüntüler ortada bu kadar bozuk olduğu zaman hangisine inanacağınız da çok önemli. Hangisinin grafiğini daha makbul tutacağınız da çok önemli. Yani birisine inanmalısınız ki o doğrultuda hareket etsiniz. Ya buy yapacaksınız, ya long pozisyon alacaksınız, ya short pozisyon alacaksınız. Birisi yükseliş, birisi düşüş gösterirken böyle bir tercih oldukça zor olur. Kastettiğim şey o. İkisinin de doğru istikametler ve doğru şekillerde bir işaret göstermesi lazım ki siz de tercihinizi ona göre yapasınız. Petroldeki genel görüntü bu. Petroldeki görüntüden kastım, evet 19-20 bandının altına şu anda dün birkaç sefer test etti. Aşağı inemedi. Hatta şu mumda bu veri öncesi gelen mum, bunu hatırlayacaksınız. Amerikan ham petrol verileri çok kötü geldi. Veri öncesi bir iyimserlik, kısmi bir iyimserlik varmış gibi görünse de veriden sonra çok iyimser olmayan, çok büyük bir hareket değildi belki ama 1-1,5 dolarlık tekrar bir önceki mumda kazandığını geri verdi. Aşağı yönlü tekrar 20-20'nin daha altını test eden bir hareket gördük. Yine bu 20-19 bandının altına geçemedi. Şimdi işte 20-50 ile 19-50 arasında 1 dolarlık bir harekette yatay seyrediyor. Neyi bekliyor dersek? Neyi bekliyor? Aslında anlaşma ve anlaşmanın tüm detaylarıyla da ortaya koyuldu. OPEC artı Amerika'nın, Norveç'in, Avrupa'daki üreticilerin de, Asya'daki üreticilerin de tamamının bir miktar katıldığı
Şu anda OPEC artı Rusya'nın 10 milyon varil, günlük 10 milyon varil. Amerika ve etrafındaki ülkelerin de ortalama 500 bin varil, 5 milyon varil de kabaca oradaki tarif şekli biraz farklı yalnız. 15 milyon varillik bir anlaşma söylendi. Bu da oturdu. Bunun üstünde de çok fazla bir değişiklik olacağını kimse beklemiyor açıkçası bu saatten sonra. Sadece Amerika'da bir senatoyla ilgili bir görüşme var. En son gelişme işte Trump Amerikalı üreticilere üretmeyin biz parasını verelim. Şimdi de üreteceğiniz petrolü ileriye yönelik satın alalım. Bu sayede stoklar azalsın, petrol biraz toparlansın şeklinde teklif götürmüş. Ama senatoda demokratların buna karşı bir takım itirazları olmuş. Sanıyorum önümüzdeki günlerde bu detay görüşülecek. Eğer burada bahsedilen 4-5 milyon varillik bir ilave olası eğer kabul görürse ilave olası bir kesinti olabileceği böyle bir gelişme olursa 4-5 milyon varillik bir kesinti çok küçük de olsa bir miktar daha nefes aldırabilir petrole. 3-5 dolarlık bir yukarı hareket ve devamı eğer gelirse bir inisiyallik sebebi olabilir petrolle ilgili. Bunun dışında aslında genel piyasaların tamamının, sadece petrolün değil, genel piyasaların tamamının Avrupa'dan ama özellikle de Amerika'dan koronavirüsüyle ilgili daha iyi haberler gelmesini beklediğini söylemek yanlış olmaz. Kapasite kullanım oranı sanayi bölgelerinde kapasite kullanım oranlarının bir an önce artmasına yönelik sinyaller özellikle petrolde fiyatı yukarı yönlü tetikleyecek unsurlar olacaktır. Bunun dışında OPEC'in zaten artık bundan fazla yapabileceği çok fazla bir şey de olduğunu sanmıyorum ben. Adamların zaten Rusya'nın 10 milyon varil, OPEC'in kendisinde 30 milyon varil, petrol üretimler 40 milyon varil. 40 milyon varilin içinden ne kesecekler? Yani 40 milyon varilin 30'unu üretmeyecekler. Böyle bir şey söz konusu değil. 10 milyonunu kestiler. Hadi belki fiyatların buralarda kalmasıyla ilgili belki bir 3-5 milyon varillik daha ekleme şansları olur mu onu bilmiyorum. Ama öyle yaptıkları takdirde de neredeyse üretimlerinin yarısına yakınını kesmiş olacaklar ki bunun ötesinde zaten bir şey yapamazlar. Bunun ötesinde artık biz üretmeyelim demeye geliriz. Kimsenin de öyle bir beklentisi olduğunu sanmıyorum. 30 milyon varillik bir kullanım kaybı var. O kullanım kaybının üretimle dengeleyebilmesi için ya üretimin çok ciddi miktarda düşürülmesi lazım ki o işte biraz önce anlattığım sikayeden dolayı çok mümkün görünmüyor ya da tüketimin bir miktar artması lazım. Orada da beklenen şey elbette bütün dünya bu konuda etkili olacak ama her bizim gibi her şeyde olduğu gibi her konuda olduğu gibi bu işin en önemli kriteri Amerika. Amerika'dan hastalık konusunda rakamsal olarak hem yoğun bakıma alınan hem vefat eden kişi sayısı hem hastalık bulaşan insan sayısı zirveden dönüş yapıldığı göründüğünde yavaş yavaş petrol fiyatlarına beklentinin satın alınması doğrultusunda bilimsel etkileri görülecektir. Ne kadar sürer bilmiyoruz ama eğer uzak doğudaki takvim Amerika'da da geçerli olacaksa tahmin ediyorum herhalde zirve dönüşü bir hafta civarında falan olacaktır. Oraya göre mukayese edelim. Yoksa bir şey bildiğimiz için söylemiyoruz bunu. Bir hafta sonra zirve dönüşü olacaksa 3-5 gün piyasaların ikna olması, inanması ve bunun gerçekten geçici bir iyimserlik olmadığını görmesi açısından da bir hafta dersek 15 gün civarında sanıyorum eğer buradan aşağıya 19 bandını kırmazsa petrol aşağıya doğru yukarı doğru bir hareketin 2 hafta civarında başlaması beklenebilir. Tabii bu arada bütün dünya piyasalarında olduğu gibi
her firmada çok ciddi bir swap sıkıntısı olmaya başladı petrolde. Bizim gibi uzun vadeli kademeli işlem açan arkadaşlar swap'a maruz kaldı. Umarız bu geçici bir süre olur. Ben çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum. Yani fiyatın 50'lere 60'lara gideceğini beklemiyorum tabii ama swap meselesinin sorun olması ortadan kalkması için petrolün 50'ye 60'a gitmesine gerek yok. 30'un üstünde dengelenmiş bir bölgedir de petrol fiyatları üstünde swap baskısı ortadan kalkıyor demektir. 30'un üstündeki rakamlarda da swap açısından bir rahatlama görebiliriz. Petrol ile ilgili genel olarak söyleyeceğimiz şeyler de bu. Daha önce de zaten diye konuşmuştuk petrolü. Soruları bir taraftan gözetiyorum arkadaşlar. Sorulara geçmeden önce son benim anlatacağım konu olarak sterlin ve euro ile ilgili daha önce çok konuştuk. Onu bugün geçelim. Altınla ilgili benim yorumcular arasında gördüğüm, bazı analistlerde de gördüğüm takım şeyler var. Altın bugünlerde çok ciddi yukarı yönlü hareket ediyor. Tarihi zirvelerine doğru hızla yaklaşmakta. Ama daha önce ben yaptığımız hem grafik çalışmalarında hem videolarda da söylemiştim. Bu bölgede 1700'ün üstündeyiz, 1723'teyiz bu spot altın fiyatı. Vadeli altın fiyatı da oldukça aşıldı şu anda. Bu arada kademeli işlem şeklinde stoplu yaparsınız ve başka ona bir şey diyemem ama kademeli işlem şeklinde işlem yapmak için hem almak için hem satmak için altın oldukça riskli bir bölge arada. Ben işlem önermiyorum ama altın grafiğini incelemeyi şunun için bugün listeye aldım. Birçok yerde gördüm. Altında bir çanak formasyonu tamamlanmak üzere deniyor. Şu çanak formasyonundan kasıt. İşte bu bölgeye gelirse altın şuradan başladığımızda burası bir çanak olmuş mu? Evet, çanak oluyor. Bu bölgeye geldiğinde de çanak tamamlanmış olabilir. Buraya bir kut yapabilir. Yapmadan devam edebilir. Ama bu çanak formasyonun çalışması neticesinde işte hedef formasyon hedefini de söyleyeyim. Burası aşağısı 1100, yukarısı da sanıyorum 1800 civarı, 1780-1800 civarı evet. Yani 700 dolarlık bir mesafeye sahip bir çanak formasyonu. Arkadaşlar bu formasyon çalışmasını bekleyen analist arkadaşlar var. Şimdi burada çok iddialı konuşmamak da lazım aslında. İnsan petrolde 20'leri görünce yok canım o kadar da demeye biraz çekiniyor ama o kadar da değil demeye çekiniyor ama burada da 1800'den işte yaklaşık 700 dolar daha koyarsanız çanak eğer çalışacak olursa 2500 dolarlara falan gitmesi lazım. Hedefi orası olur. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Yani bir kere çanak formasyonu, dönüş formasyonu bölgesel bir yapı olmalı. Burada zirvelerdeyiz. Yani tarihi zirvelerden aşağı inip de bu kadar büyük çanağın çalışmasını beklemek bana göre temel analiz açısından çok doğru değil. Teknik analiz zaten tek başına şunu söylemez. Yani daha doğrusu Forex'te ya da finansal enstrüman analizlerinde grafiksel analiz yaparken şunu söyleyemez. Yani hani eskiden beri bir tartışma olur zaten teknik müşteri, temel müşteri falan diye ama yani şu değildir en azından. Teknik söylesin, temel ne olursa olsun tekniğe uyar mı? Böyle olmaz. Yani burada zaten zirvede oluşan çanağın güvenilirliği son derece düşüktür ama böyle bir çanağın bence inanılmaz kabiliyeti. Ben altının 2500'e gitmesi gibi bir senaryo. Yani hani son günlerde Twitter'da deniyor ya bundan sonra daha ne olsun ki arkadaş demeyin. Daha ne olacağını görüyoruz diyor. Hani belki uzaylılar falan saldırırsa o kadar
kadarını bilemem ama normal şartlarda çok ciddi bir Amerika'nın ya da büyük ülkelerden Çin ya da Rusya'nın birbirleriyle ya da en az birisinin içinde olduğu bir savaş olmadan altının ben 2500 lira falan gitmesini beklemem. Hatta böyle karşılıklı iki büyük ülkenin savaş etmesi dışında Çin'de Amerika'nın olduğu bir savaş bile olsa ben 2500 lira gitmek istemem. Zaten Amerika büyük ülkeleri dışarıda tuttuğunuz zaman dünyadaki her ülkeyle de neredeyse savaşıyor. Ya geçmiş yıllarda savaşmıştır ya da hala savaştığı ülkeler de var. Yani neredeyse savaş etkisi bir de bu enstrümanı altını 2500 lira bana göre taşımaya yetmez. Sadece şurada söylenebilecek tek şey var. Burada önemli bir 1800 direnci var altında. 1800 direncinden tepki alması beklenmelidir. Bence beklenmelidir. Yani ama kısmi ama ciddi bir dönüş olabilir. O takip edilecektir. 1800 bölgesini ben ilk denemesinde açıkçası kırmasını beklemem. 1800 bölgesinden geri dönüşlerde alım tercih edilirse, yatırımcı alım yönünde karar verirse elbette buraya bir kur çekilir. Tabii devam edilir. Bir sonraki bölgenin tarihi zirveler seviyesinde olduğunu biliyoruz. Altında da 1900 seviyede 1800 bölgesinden sonra 1900-1950 bölgelerine doğru kırılırsa kapı şayet olursa yapabilir. Ama ilk etapta 1800 seviyelerden göreceksin eğer 1800 seviyelerden ciddi bir düzeltme gelmesi beklenebilir altında. Ne buna sebep olabilir onu bilmiyorum. İlerleyen günlerde göreceğiz ama dediğim gibi bu kadar etkili bir direnci test edilmesinde kırılmasını açıkçası beklemiyorum. Şimdi sorulara bakalım isterseniz de. Mert Bey şöyle bir soru sormuş. Genel bir piyasa beklentisi ikinci bir dalga olacağı. İkinci dalgadan kasıt bu koronayla ilgili mi yoksa ekonomik kriz açısından mı onu tam anlamadım ama herhalde fark etmez ikisi de aynı kapıya çıkıyor. İkinci bir dalga olacağı borsa enflasyonlarda ve Euro devlette yani major paritelerde de ciddi bir düşüş olacağı konuşuluyor. Sizin böyle bir beklentiniz var mı? İkinci bir dalga olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir dalga olmasına gerek yok. Bu tür günlerde doların hakimiyetini kaybetmemesi çok normal. Yani şimdi mesela bir borsa grafiği açalım. Nasdaq grafiği. Evet. Şimdi bakın yaklaşık 10 bin seviyelerinden döndü Nasdaq. 6500, 6600 lira kadar bir geri çekilme oldu. Bunun ciddi bir miktarını şimdi tekrar yapılan teşvik paketleriyle geri alma durumunda aldı da bunu. Ama ben şunu düşünmüyorum açıkçası. Yani Nasdaq'ın eski şuradaki 10 binli zirvesini kırabileceğini, yukarıda kalabileceğini düşünmüyorum. Teşvik paketinin büyüklüğü ne olursa olsun bence piyasa bu morale sahip değil, buraya gelemeyecektir. Yani ha ikinci dalgadan kasıt dolayısıyla bu bölgeyi eğer yukarıya çıkamayacaksak ama buradan ama bir üst bölgeden şu bölgeden de olabilir. Yani burası da sanıyorum 9500 seviyeleri. 9500 seviyelerinden bir miktar geri düzeltme oluyorsa ve siz bunu ikinci dalga diyorsanız evet böyle bir dalga olması kaçınılmaz. Yani olacaktır zaten. Bu dalganın da bu hareketinde çok küçük bir hareket olmasını ben beklemem şahsen. Piyasa zaten bugünlerde küçük hareket yapmamaya çok alışkın. Sadece borsalarda değil, neredeyse diğer tüm paritelerde işte
işte bir sürü psikolojisiyle alınırsa, hep alınıyor, satılırsa hep satılıyor. Neticede Sterling'de de böyle bir hareket yaşadı. Bakın bugünkü hareket de böyle. Şimdi açmışken de söyleyelim. İşte sabah 25, 1-2 gün önce 26 civarında, 1-26 civarında gören, 25 evinin üstünde tutundu diye düşündüğümüz sterlin dolar paritesinde aradan 2 gün geçmeden 1-24 seviyeleri görüyoruz. Yani çok büyük bir fark değilmiş gibi gelse de, ama bunun sebebini inceleriniz mi bilmiyorum. Ben baktığımda ortada çok net bir böyle ekstra bir başka bozulmaya dayalı bir başka bozulmayı gerektirecek bir başka haber yok. Ben size söyleyeyim, benim gördüğüm kadarıyla Amerika'dan gelen verilerin bozuk gelmesi. Özellikle bugün Amerikan verileri işte konut piyasası ile ilgili şey dedi. Zaten nereden gelirse gelsin son günlerde veriler son derece bozuk geliyor. Ama ya enteresan olan şu ki bakın şey aynı şekilde Euro dolarda da öyle. Yani ülkenin verileri ne hangi ülkenin Amerika'nın verileri bozuk geliyor ne değerleniyor o ülkenin parası değerleniyor. Şimdi bu kaçınılmaz bir şey. Zaten yani bu krizin başından beri gösterdi bize bunu. Dolar, herkes dolara doğru saldırıyor. Dolar yanında ilk kurtarılacak malzeme konumuna geldi. En küçük tereddüt olduğunda en küçük, yani İngiltere'nin verisi bozuluyor, dolar değerli. Euro bölgesinin verisi bozuluyor, dolar değerli. Tamam bunlar normal ama ya Amerika'nın verisi bozuluyor, gene dolar değerli. Şimdi böyle bir şey var. Yani ne olursa olsun herkes dolara saldırmaya başlıyor. Yani sterlin ve euro'da bir değer kaybı yaşanabilir ama ben bu şeydeki gibi bir değer kaybını tekrar da göreceğimizi düşünmüyorum açıkçası. O panik satışların şurada olduğu gibi 1.14 civarını görmüştük. Tarihi gibi görmüştük. 1.14-15 seviyeleriymiş. Burası gibi bir dipler göreceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Ben major partiler için söylüyorum. Böyle bir dip yaşayabileceğimizi düşünmüyorum. Sterlin açısından. Euro dolar o günlerde biraz daha dirençli hareket etmişti hatırlarsanız. O kadar düşmemişti. 1.06 seviyelerine doğru düşmüştü. Evet o da ciddi bir düşüştü. Ama sterlin gibi tarihi diplerine inmemişti. Bu 1.06, 1.07, 1.0750, 1.08. Bu euro dolarda çok sık gördüğümüz, özellikle son 5 yıl içerisinde çok sık gördüğümüz seviyeler, daha önce de görülmüş seviyeler. Çok ekstra bir seviye değildi bu seviye. Euro dolar o düşüşte biraz daha dirençli görülmüştü. Ama sterlin dolar o kadar o gün için o kadar dirençli kalamadı. Boris Johnson'ın bu hastalık meselesiyle ilgili verdiği demeçler de sanıyorum. Diğer taraftan belki eskiden gelen Brexit zafiyeti de bu tam panik esnasında daha çok dikkatini çekmişti sanırım. Ama en nihayetinde Sterling tarihin dibini yaptı ve dip çalışması olarak da o bölgeyi bitirdi. Major paritelerde ben çok ekstra bir hezimetli dolar güçlenişi beklemiyorum açıkçası. Ama eskiden beri söylüyorum. Borsalar için aynı şeyi söyleyemem. Borsa buradaki çalışmasını bitirmiş olabilir. Ama major paritelerdeki kadar bunu net söylemek çok kolay değil. Aslına bakarsanız paritelerle şu an için mukayese ederseniz pariteye göre borsalardaki görüntü daha avantajlı. Ama bunun geri dönüşünde ben paritelerin, para çiftlerinin dolara karşı dolar endeksinin zayıflaması yönündeki hareketin kuvvetlenmesi yönündeki hareketin pardon buradaki düşüşten daha sert olacağını düşünmüyorum. Düşüşte hangisi daha dezavantaj yaşar derseniz bana göre borsa daha dezavantajlı olma ihtimali çok daha yüksek gibi görünüyor. Eski dibini aşağı geçeceğini iddia etmiyorum. Ama yukarıda da 10 binli seviyelerin üstünde tutunabileceğini de açıkçası düşünmüyorum.
Bütün bunlara rağmen borsa mı, majör pariteler mi, hangisi daha çok değer kaybedebilir? İkisi de kaybedecektir bence. Ama bunların hangisi düz düzeltme olacak, hangisi yatay banda bağlama, yatay seyretme olacak, onu göreceğiz zaman içerisinde. Ama şu kesin, bu geçen süreç uzadıkça yaramayacak, şuna yaramaz diyebileceğimiz tek şey varsa o da egzotik gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine yaramayacaktır. Süreç uzadıkça insanların risk iştahı daha da düşer. Daha da düşen risk iştahı para çıkışlarına, bu tür ülkelerden para çıkışlarına sebep olur. Bu bir kısır döngüye dönmeye başlar. Para çıkışı değer kaybına, değer kaybı para çıkışı dönüşmeye başladığı zaman ikisi de birbirini vurmaya ve birbirine zarar vermeye başlar. Bu sorunlu bir süreçtir. Umarım o seviyelere gelmeyiz. Ali Eser, webinarın başlangıcını kısıyordum. Petrolle alakalı yorum yaptınız mı? 19.6'dan saat mısın? Hatta yine bile bırakamaması kötü senaryoyu gördüm. Ali, petrolle ilgili evet, yorum yaptık. Hatta tam nereye gider onu da söyledim ben petrolle ilgili. Kaçırmışsın maalesef, kusura bakma. Yok öyle değil tabii. 19'un altına sarkar mı sarkmaz mı onu göreceğiz hepimiz gibi. Ben de merakla bekliyorum. Benim de petrolde ciddi işlemlerim var. Şu anki görüntü düşmeye çok hevesli görünmüyor. Bunu çok kısaca geçtik. Tek de ayet gibi olmayalım. Arkadaşları da sıkmayalım. Şu anki görüntü evet 19'un altına çok iştahlı bir iniş görüntüsü yok. Ama yükseliş yönünde de çok ciddi bir iştah olduğunu da söylemek mümkün değil. Yani inemezse çıkar mantığından yola çıkarsak evet çıkması daha olasıymış gibi görünüyor. Niye inemezse? O zaman çıkamazsa niye inmiyor? Aslında evet biraz önceki yorumlarda söylemediğimiz bir şey var. Şurada günlük grafikte, o saat grafikte de görünüyor bu. Günlük grafikte eğer buradan küçük bir dönüş yaşarsa bu benim şahsi fikrim bağlayıcı olmasın. Bu tamamen bir fikre dayalı hareket gibi kabul edin. Buradan bir dönüş yaşarsa 23.50 ile şu 25 seviyesi bir miktar yukarı doğru zorlanırsa burada çok net bir ikililik görüntüsü var. Aşağısı 19 civarında kabaca söylersek yukarısı da 29 civarında yani 10 dolarlık bir ikililik çalışması olur. Bu tam olarak çalışıp bunun hedefi 39, 38, 39 civarı olabilir. Yani çok hızlı bir şekilde bu hedefin geleceğiyle ilgili bir iddiada bulunmak istemem ama şunu söylemek en azından yanlış olmaz. İkilik görüntüsünden kurtulmuş bir petrol yükseleceği izlenimini verdikten sonra alıcı ve satıcı arasındaki denge alıcılar tarafına doğru bozulmaya başlar. Bu her türlü majör paritede de böyledir. Grafiğin bir etkisiz olduğunu, grafiğin ciddi bir etkisi olmadığını söylemek çok doğru olmaz. Bu kadar net bir formasyon görüntüsü çok net bütün şartları sağlıyor çünkü ikililik açısından baktığınızda. Bu kadar net bir görüntü belli bir seviye yükselişten yani bu işte artık dip çalışmasını bitirdi mi acaba diyebilecek 23-23.50 seviyesinin üstünde tutunabilirse bu görüntüye sahip olabilir petrol. Teyit seviyesi 29'un üstüdür tabii burada. Teyit seviyesi için iki dip arasındaki zirveyi geçmek zorundadır. Onu söylemiyorum ben. Sadece ikinci dipten kurtuldu görüntüsü verebildiği an yukarı yönlü hareketinin biraz daha güçlendirme olasılığı yüksek. Çünkü satıcıların bir miktar psikolojik olarak daha iyi olsa şu görüntüyle ilgili de inatları kırılmış olabilir. O açıdan bir iyimserlik olabilir. Formasyon tam manasıyla çalışıp çalışmayacağını göreceğiz. Bir kere tabii önce formasyonun çalışıp çalışmayacağını görmekten önce 19 seviyesinin aşağı doğru kırılmaması lazım önce. Buradan herhangi bir sapma yaşamaması lazım. Formasyonunun bozulmaması için. Onu devam eden süreç içerisinde göreceğiz. Yani çok kısa tekrar petrol üstünde dönüp dolaşıp aynı şeyleri söylemeyelim. Çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Şu ana kadar yaşanan aksiliklerin
Amerika'ysa kapandı piyasa, Çin'se kapandı, Avrupa'ysa kapandı. Hatta işler biraz daha olumluya dönüp Çin tekrar düzelmeye ve üretime tekrar başlamaya başladı. Yani tabii burada bir sürü denge birbiriyle bağlantılı. Üretsen ne olacak? Avrupa'ya veya Amerika'ya satamadıktan sonra ne üretecek? Ne kadar petrol kullanacak? Demek de doğru. Tabii elbette böyle bir yorum da yapılabilir ama en nihayetinde bundan bir hafta 10 gün önceye kadar daha mı iyiyiz, daha mı kötüyüz görüntüsüne baktığımız zaman bir hafta 10 gün önce de Amerika kapalıydı, uçaklar yerdeydi, sanayi tesisleri kapalıydı, üretim yapılmıyordu, petrol kullanımı son derece düşmüştü. Bugün de öyle. Yani daha kötü bir yerde değiliz en azından. Bunu söyleyebiliriz. Ufak ufak da olsa iyi sinyaller geliyor mu? Evet, iyi sinyaller geliyor. Ama burada şunu kaçırmamak lazım. Daha iyi bir yerdeyiz diye yani çok marjinal bir etki yok daha henüz. Marjinal bir değişiklik yok görüntüde. Virüs açısından söylüyorum, salgın açısından söylüyorum. Ülkelerin petrol kullanma kapasiteleri açısından söylüyorum. Marjinal bir değişiklik olmadıkça sizin yorumunuzla piyasanın yorumu sizinki daha akılcı olsa dahi yani bahaneleriniz ve mantıklarınız doğru olsa dahi her zaman tutmayabilir. Bunu unutmayınız lütfen. Onun için daha kötü bir durumda değiliz dediğimiz anda daha aşağılara sarkan bir fiyat görme olasılığımız yüksektir. Görme olasılığımız olabilir, yüksek demeyeyim. Görme olasılığımız olabilir. Bunun için 19 seviyesi kırılmayacakmış gibi hareket etmek çok sağlıklı olmayacaktır. Buradan bir dönüş hareketi sinyalini görmek bence belki 1 dolar, 2 dolar yukarıdan almak olabilir. 1-2 dolar dibi yakalamış olmayabilirsiniz. Ama marj hesabınızı yaparak bir de üstüne tabii her ne kadar çok büyük halledilemeyecek sıkıntı olmasa bile en azından can sıkmaya yetecek bir swap meselesi de gündeme geldikten sonra alım tercihlerinizi biraz daha net görerek yapmanızı ben şahsen tavsiye ederim. Bu konuda da söyleyeceğiniz bir şekilde bir diğer soruya geçelim. Evet, Mert Bey. Tayfur Bey şeyi sormuş. Aşı en erken Eylül deniyor. Buna rağmen piyasalar ne kadar daha yüksek olabilir? Borsalar açısından öyle söylemiş. Teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz. Şöyle söyleyeyim. Ya ben bir tıp doktoru değilim. Aşı ne zaman bulunur? Bu süreç nasıl ilerler? Nasıl gelişir bilmiyorum ama evet söylenilen o ki bugünden yarına kalktığımızda evet arkadaşlar herkese geçmiş olsun. Aşıyı bulduk. Yarından itibaren de herkes aşılıyoruz falan gibi bir durum olmayacağını iyi kötü anladık. İnsanların anlattığından bunun bir süreci var. Bu süreçten sonra bir üretim süreci var, lisans süreci var falan falan. Ama şöyle de bir durum var. Yani bu korona meselesinde hani ben aykırı davranıyormuş ya da petrol pozisyonu çok olduğu için daha şey düşünüyormuş gibi olmuyor ama gerçekten ben bu mevzunun biraz fazla abartıldığını, dünya evet ölümler var, evet hastalıklar var, böyle bir şey yok demiyoruz, inkar etmiyoruz. Ama yani normal grip virüsünden de öyle. Yani hastalığı küçümsediğim ya da herkesin çok rahat hareket etmesini söylediğimiz doğru anlaşılsın. Ben olması gerekenden çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Yani evet ortada bir salgın var. Bu inkar edilmez ama bu salgın bundan 100 yıl önce Avrupa'da oluşan veba salgını gibi işte bir tarafından girip öbür tarafından çıkan bütün ülkeyi kırıp geçiren bir hastalık falan değil. Yani en azından onu görüyoruz. Yani evet ciddi sayıda ölenler var ama bu ölüm oranlarını nüfusa oranladığınız zaman hani neticede insan ömrünün de ortalama 70 yıl olduğunu kabul edersek zaten her gün belli nüfusta olan bir ülkede belli sayıda insan ölecek. Yani bunun kaçar tarafı yok. Yani bu işin matematiksel tarafı. Yani maalesef bu şekilde anlatmak zorundayız. İnsan ölümlerini matematikle anlatmak doğru değil diyorlar. Evet doğru değil belki ama
Hani işin bir de bu tarafı var. Yani hani şu ana kadar hiç kimse ölmüyordu ve koronavirüsü geldi. Bir anda işte Türkiye'de 100 kişi ölmeye başladı falan değil. Sadece İstanbul'da günlük nüfus oranında işte 17-18 milyon olduğunu kabul ederseniz, insan ölümünde 70 yıl olduğunu kabul ederseniz, böyle sadece İstanbul'da günlük 700-800 kişinin ortalama her gün birilerinin ölmesi lazım. Yani ortalama bugün ölmesi yarın ölecek. Yani bu böyle de bir şey var maalesef, bir istatistik var. Türkiye için konuşuyoruz. Türkiye'de de 100 kişi bu hastalıktan ölüyorsa, ya bir yerde okuduğum şöyle bir yazı vardı. Bu da bir tıp profesörünün yazısıydı. Yani onun diliyle anlatayım. Belki ben anlattığımda yanlış anlaşılabilir olay. Dünya üzerinde koronavirüsünden, ya dünya üzerinde ya da bir ülkenin özelinde fark etmez. Koronavirüsünden ölme olasılığınız, yani nüfus bölü ölüm oranı açısından söylüyor. Koronavirüsünden ölme olasılığınız tamamen sağlıklı bir kişinin beynine pıhtı atıp ölme olasılığından çok daha yüksek değil diyor. Yani anlatabildim mi aradaki mevzuyu? Yani o açıdan baktığınız zaman ben bu olayın hani çok aşı bulunmuş bulunmamış çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Belki iyimser bir bakış açısı olabilir bu ama ben öyle dünya nüfusunu tehdit eden işte ikinci tur salgın, üçüncü tur salgın falan filan. Yani yine söylüyorum, ben bir doktor değilim, bu konuda bir otorite de değilim. Bu tamamen benim kişisel fikrim ama ben o kanaatte değilim. Yani daha önce gördüğümüz SARS'ta kuş gribiydi. Ya yani bunun üstelik SARS'ın bundan çok daha etkili bir hastalık olduğunu, çok daha öldürücü bir hastalık olduğunu hani doktorlar söylüyor, işte bir mutasyon neticesinde etkisini kısa sürede kaybetmiş. Bu henüz öyle bir mutasyon geçirip, iyimser yönlü bir mutasyon geçirerek etkisini kaybetmedi bu virüs ama bağışıklık, insanoğlunda bir bağışıklık sistemi var. Bu sistemi de yabana atmayın derim. Yani bu da çok etkili bir şeydir. Çok uzun olmayan bir süreç içerisinde bu hastalığın ben halledileceğini düşünüyorum. Gerek ekonomik açıdan, gerek sağlık açısından çok daha ileriye gidecek sorunlar olacağı fikrinde değilim. Ben dediğim gibi bu tamamen benim kişisel fikrim. Yanılıyor olabilirim ama ben böyle düşünüyorum. Zafer Bey ne demiş? Virüs konusunda sizinle aynı fikirde olmak kadar var. Sizce bir mesele var olan ekonomik kısmı aslında. Yanlışım varsa estağfurullah. Yani evet, kastettiğim iç piyasadaki Türkiye'deki şey için söylüyorsanız, ya ben sizle aynı fikirdeyim Zafer Bey. Ne demek istediğinizi anladım. Ben aynı fikirdeyim. Aksini ben de düşünmüyorum. Evet, biz böyle bir ülke olarak zaten işte ödememek için bayramı bahane eder, Ramazan'ı bahane eder, en küçük krizi bahane eder. Maalesef böyle bir yapımız var. Yani ülkemi kötülemek adına söylemiyorum ama maalesef böyle bir şeyimiz var. Bu da onlardan birisi, iyi bir bahane şekli olduğunu. Evet, bence oldu açıkçası. Yani koronavirüs hikayesi olmasaydı ne olurdu derseniz, dolar TL açısından, makro ekonomik görüntü açısından bundan çok daha farklı bir şey de olmaz. Yani hani işte 6.90 olmazdı da 6.50 olurdu. İşte aradaki fark bu. 3-5 gün sonra bugün 6.50 olurdu. 3-5 gün sonra 6.90 olurdu. En nihayetinde ekonomi kur affetmez. Gideceği yere gider. 3 gün önce gider. 3 gün sonra gider. Belki bu virüs biraz şey açısından erken almış olabilir. Daha erken tetiklemiş olabilir. Bazı piyasa analistleri öyle söylüyor. Makro açıdan çok olumlu şeyler görmüyoruz açıkçası. En azından ben göremiyorum. Bir diğer soruya geçelim. Tarık Bey ne demiş? Dolar TL'de bir şey dokunun bir cevap ne beklemek doğru olur mu? Sizin beklentiniz ne yönde? Şimdi Tarık Bey, biraz önce dolar TL'deki analizimizi söylerken yani evet bu bölgeler önemli bölgeler ama ya bu bölgeden teknik açıdan baktığınız zaman
aşağı yönlü bir hareket beklemek, bir düzenleme beklemek en azından. Mesela altında dedik ki işte 7800 denemesine testini ilk denemede kırmasını beklemiyoruz falan dedik ama Dolar TL'de maalesef öyle bir görüntü yok. Yani bu kanallar bu kadar yaklaşmışken bu kadar adım adım ve bu kadar kararlı bir gidişat çok hayra alamet bir görüntü değil. Yani çok istenilen ve çok makbul bir görüntü değil. Aslında bir miktarda bandın üstünde çok küçük de olsa evet daha kırdık diyemeyiz. Bu kadar büyük bir makro trend içerisinde kırdık denilemez ama şimdiye kadar tepkisiz kalması açıkçası çok iyi görüntüler değil bunlar. Çok büyük düzeltmeler ben şahsen evet düzeltme olabilir mi? Evet olabilir. Ama bu düzeltme çok büyük bir düzeltme olabilir mi? Hayır ben öyle bir düzeltme olacağını düşünmüyorum. Bu düzeltme de bana bu aralarda sadece bir tek sebep, ciddi bir düzeltmeden bahsediyorsak sadece bir tek sebeple olabilir bana göre. Ya yani aklıma gelen en azından o. Bir başka sebep varsa da şu anda benim aklıma gelmiyor. Bu IMF aracılığıyla yapılan FED kredisiyle ilgili olumlu sonuçlar, olumlu haberler gelirse işte oradaki 9-10 milyar dolarlık hakkını kullanırsa hem finansal matematik açısından hem de psikolojik açıdan olumlu bir sinyal olur. Hatırlayacaksınız geçen hafta içerisinde IMF direktörü IMF'den yetkili birisiydi. Kim olduğunu ben de hatırlamıyorum şimdi. Programı seyretmedim ama sonradan Açıl Sezen'in anonsunda görmüştüm. IMF direktörlerinden birisiydi yanılmıyorsam. Ondaki işte biz zaten konuşuyoruz. Ya da belki de başkan olabilir hatırlamıyorum. İsme çok takılmayalım. Anlatmak istediğim mevzu şu. Türk yetkililerle konuşuyoruz. Olumlu görüşmeler içerisindeyiz gibi bir cümle bile şuradaki herhalde şu harekete sebep olmuştu. 62'yi görmüştü. Dolar TL nereden gördü? Nerelerden başladı hareket? İşte herhalde 6.75'ti galiba burada. Evet. 6.75 seviyelerinden 6.78 seviyelerinden 6.62'lere kadar 10-15 kuruşluk bir düşüşe sebep oldu. Bir iki cümlelik bir şey bile. Şimdi ya yani burada şunu inkar etmek doğru olmaz. Yani IMF ile olan görüşmeler müspet neticelerse elbette buradan bir 20-25 kuruş düzeltme hareketi olabilir ama yani olup olacağı odur. Neticede kendi ürettiğiniz bir kaynak değil, bu 9-10 milyar dolarlık kaynak en nihayetinde bugün değilse yarın ödenecek bir borç olarak geliyor. İyimser bir hava estirir evet estirir. İki sebepten dolayı estirir. Bir kere ekonomik para dengesi açısından estirir. İkincisi psikolojik olarak IMF ile anlaşmış olmak bile daha doğrusu IMF üzerinden FED tarafından kredi kullanmış olmak bile hani ülkenin güvenilirliği yani borçlanmak iyi bir şey oldu, o iyi bir şey olduğu için söylemiyorum bunu. Öyle değil. Böyle algılanmasın. Söylediğim şey şu. Ekonomik dengesi sağlam olan ülkelere vereceğiz dedikleri için bunda kendisini ispat ederek sınavdan kendisini ispat ederek çıkmış bir ülke durumuna geçtiğimiz zaman bence iyi yorumlanır. O konuda olumlu bir düzeltme manasında göreceksek onu görürüz. Yoksa buradaki sıkıntı biraz ciddiye alınması gereken bir sıkıntı kurla ilgili. Şimdi ekonomi yönetiminin kur üstünde çok fazla konuşmadığını görüyoruz. Öncelikler farklı işte şeyle beraber virüsle beraber başka konulara doğru gittiğini görüyoruz ama bugün değilse yarın burada Zafer Bey'in söylediği gibi karşımıza gelecek ciddi sorunlardan birisi olacaktır. Genel olarak başka bir şey var mı? Sorular olarak tekrar bakıyorum. Bir şey atlamış olmuyor diye. Geçen sefer de sormuştu. O zaman da güne gitmişti. Selim'in sorusunu atlamış olmayalım. Euro GBP'de
Durum nedir diyor. Euro-GBP'de durumu kısaca, çok da sıkmıyorum sizi, durumu biraz özetleyelim. Aslında geçen şeyde biraz bahsetmeye çalışmıştım ben. Yani şimdi Euro-GBP'de şöyle bir durum var. Aslında daha önce çizdiğimiz bazı grafikler vardı. Grafikler içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 0.96 0.96 mı demiştik? 0.96 demiştik. Grafiği hatırlamıyorum şimdi de. Bölgede, yakın bölgede 0.95, 0.96 seviyelerine arkanızı yaslayabilirsiniz. Bu bölgenin çok ciddi şekilde kırılıp kalıcı olduğunu düşünmüyoruz demiştik. Görüntü ondan çok bozuk değil aslında, ama şöyle bir şey var. Bakın mesela şurada bu koronavirüsü salgınından sonra yukarıda kalmış mı kalamamış, ama siz bu bölgeye göre 0.96 seviyelerine göre ya da 95 neyse o grafikteki verdiğiniz yer, tam hatırlamıyorum şimdi. Bu bölgeye göre hesabınızı 0'a 0 yapmışsanız tabii burada anlık bile olsa burada bir sıkıntı yaşandı ve hesabı kaybetmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Böyle bir ince hesap içerisinde bulunmamalı. Hatta bunun üzerine işte örneğe önümüzde petrol, örneğe önümüzde sterlin dolar paritesi, örneğe önümüzde borsa endeksleri, bunun gibi marjinal hareketleri gördükten sonra dedim ya, yani altında bile yok o kadar da değil demeye korkarken, sterlin dolarda da biraz daha tedbirli yerlere, eğer satış pozisyonundaysa, ki Selim'in öyle işlem yaptığını biliyorum. Çıktıkça sat pozisyonda işlem yapılıyorsa, yani bence işte en kötü senaryoyu arıyorsak, işte geçen günkü videoda da paylaşmıştık onu. Burada ikisi abi kardeş, Out NZD hikayesinde olduğu gibi o paritede gayet iyi çalışıyor. Bunu da söylemiş olalım. Birler seviyesinde o paritede yorum yapmıştık galiba. Şu anda Out NZD 1.05 civarında 5 bir hareket yapmış yukarı yönlü. Sterlin dolar paritesi, pardon, euro sterlin paritesinde de euro GBP'de de böyle bir psikolojik ciddi bir sınır var. Bir sınırı. Mümkünse orayı arkanıza almakta bugünlerde en azından ciddi şekilde fayda var. Yani o evet oraya çıkabilir mi? Evet, çıkması çok zor görünüyor bilmem ne falan, ama ya bugünlerde tedbir iyidir. Tedbirli hesap yapmak iyidir. Şimdi 0.87'den bir seviyesini arkanıza almaya kalktığınız zaman 1300 bir mesafe var. O zaman siz de buradan satmayın. Yani çıkarsa satın. Yani buradan satın diye söylemiyoruz zaten. Çıktığı zaman satılabilir. Ama ben uzun vade için şunu söyleyebilirim. Euro sterlin paritesindeki hedef bana göre 0.80'lerin, uzun vade için söylüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. 0.80 bir seviyelerdir. Seviyelerdir. Bölgeyi biz yani bir ay içerisinde, 2 ay içerisinde görür diye söylemiyorum, ama orta vadede çok uzun olmayan, işte belki bu yıl içerisinde, belki önümüzdeki yılın ortalarında, yani bir ortalama bir yıllık süreç içerisinde bu seviyelerde 0.80'li seviyeleri açıkçası göreceğini düşünüyorum ben. Şu bölge tabii grafikte de görüldüğü gibi zorlu bir bölge. Bu bölgeyi geçmek biraz vakit alacaktır, ama bu bölge geçtikten sonra özellikle 0.80 seviyesi aşağı doğru kırıldıktan sonra 0.80 zaten oraya da bir şey kalmıyor gerçi, ama 0.80 seviyesi çok daha hızlı gelebilir. Ondan sonra işin rengi biraz daha da değişebilir aslında. 0.80'e gelip buradan tekrar geri mi döner? Aşağı doğru hareketini devam ettirirse nerelere kadar gidebilir? Ama biraz orada bakmak lazım. Orada çok iddialı, şimdiden erken konuşmamakta fayda var, ama başka kapılar da açılabilir Euro-GBP'de. Ona o dönemde bakmak daha iyi, ama öncelikle şartların daha, grafikleri daha güvenerek yorumladığımız zamanlara gelmemiz lazım. Bana göre dediğim gibi şimdilik biraz daha yukarıda tedbirli mesafeleri
dikkate almakta fayda var. Düştükçe ala geçtim imkanı. Sen bilirsin senin o zaman ne dedin? Düştükçe almaya geçtiysen ya, bence yanlış yapıyorsun. Bana göre yanlış yapıyorsun. Benim şeyimde bir devam tabii ya. Çünkü kendi tercihi. O biraz şey olmuş. Yanlış yorumlamışız o zaman en başından beri. Benlik bir durum değil. Ben Euro diye depede düştükçe a pozisyonu düşünmem yani. Çıkarsa buralardan satılmayabilir. Yani burası satış için erken yani bir seviye olabilir ama bu bölge kararsız seviye denebilir. Yani ileride pozisyonun içinde olmak istiyorsanız o başka bir şey ama düştükçe al benim tarzım bir işlem değil Euro GBP için. Ben GBP'nin çok uzun zamandır hak ettiği yerlerde olmadığını düşünüyorum. Konuyla ilgili demek ki aynı düşünüyoruz. Herkesin kendi tarzını tabii o konuya bir şey diyemem. Arkadaşlar vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yarın tekrar saat 18'de Salı günden ertelediğimiz bölümlerimizi yapacağız. Yarınki konumuz açıkçası eğer çok ekstra bir durum olmazsa bugünden yarına kadar yarınki konumuz daha çok forex stratejileri, marş hesabı, yapılan büyük hatalar, genel olarak forex'in stratejileri ve temelleri üzerinde konuşacağız. Vakit olursa yine sizin sorduğunuz sorular üzerinden bazı enstrümanları, pariteleri değerlendiririz. Herkese çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlar.